Karşınızda böyle konuşmay. Ayıp oluyor da. Doğru söylüyor ya. Yemin ediyorum İsmail Bey ya. Bana Karadeniz'in kapılarını açtınız ya. Meğerse hep ters bakıyormuşum ya. O Karadeniz'in kapılarını açtınız. Oradan bir hava geldi ki bana. Ciğerlerime kadar doldu. Oksijen doldum ya. Meğersem Karadeniz, hey gidi Karadeniz, ne güzelmiş ya. Ya uşak, şimdi öyle değilsin ya, duygulandırıyorsun beni daha ya, deme ya. Fıs fıs uncle, ya bu çocuk rap sever ya, rap sever. Sen rap seviyorsun ya, sen ne kımançıdan anlayacaksın ya. Tamam, seviyorum, rap de seviyorum. Ha bak, bak iltifat etti, iltifat etti, gördünüz. İltifat etmedi, itiraf etti. Ya itiraf etti işte ya fıs fıs uncle. Ya tamam seviyordum ama ta ki Karadeniz'in bana kapılarını açana kadar. Farzettin yayladayız, Ayder yaylası. Ula uşağım. Haydi gidelim de Sabi Hemşin tulumu dinleteyim de. Haydi, haydi. Ya ben çok seviyorum tulumu ya. O nasıl çalınıyordu ben çok seviyorum. Ha, sen hepsi sen Cüment. Ha, seninle görüşeceğiz, mamaya söyleyeceğim seni. Gel, seninle koş, görüşeceğiz. Gel. Rolayn'dan mamaya söyleyeceğim benim. Buraya geldi bak. Ulan da. Tamam, sakin. Siz hangi yüzle geldiniz buraya? Yeni yüzümüzle geldik İrem Hanım. Merhaba Tuna Bey. Merhaba Işıl Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Tuna Bey, benim çok fazla vaktim yok. Bu yüzden ben hemen konuya geçmek istiyorum. Sizi de çok fazla tutmak istemiyorum. Tabii, şey yapalım. Kahve, kahve. Biz toplantımıza geçelim. Garson gelince kahvelerimizi söyleriz. Tamam, o zaman öyle yapalım. Biz reklam kampanyamız için bu 200 düşünüyoruz. Ama tabii sizin fikirleriniz de bizim için çok önemli. Bunu da belirtmek isterim. Yok. Çok güzel düşünmüşsünüz. Aynı fikirde olmamıza çok sevindim. Sabahki toplantıda bambaşka şeyler konuşunca bizim gözümüz korkmuştu biraz açıkçası. Ajans ve markanın aynı dili konuşması çok önemli biliyorsunuz. Tabii. Yani aynı dili konuşmak çok gerçekten aynı dil olduğu zaman daha iyi oldu. Bir şey yer misiniz bu arada? İster misiniz dilli kaşarlı? Kaşarı çift koyuyorlar. Teşekkür ederim Tuna Bey. Siz alalı olmuşsunuz sizin. Ateşiniz mi var? Çok güzel kokuyor. Allah'ım bu nasıl koku? Ay, gidemem ben, gelemem ben. Gel. Ben kötü mü kokuyorum? Dur canım, öyle şey ne alakası var? O yani şeyden o. Ben alerjim var da benim. Parfüme. Parfüm alerjisi var. Böyle baharatlı parfümler olduğu zaman şu kimyon. Kimyon mu var? Şeyde. Yani kimyonu bilmiyorum ama evet baharatlı, burnunuz bayağı keskinmiş. Köfte de severim de böyle şeyde olunca böyle. Ama çok yani güzel bir parfüm. Yani kokusu olarak baharat alerjisi. Ben ondan yani. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldin canım. Nasılsın? Ne haber? Canım iyi misin? İyiyim. Sende bir tuhaflık var Meltem. Yok, böyle gece iyi uyuyamadım. Herhalde ondan böyle bir şeyim. Meltem Hanım'ın yedek kulübesinde bugün. Maça çıkmadı hiç. Kahve? Olur. Hadi bize iki kahve. İsterseniz ben Gönül Hanım'a kahve yapayım. Size de böyle bir portakal suyu sıkayım. Ondan sonra içine nar katalım böyle. Enerjim olmasa olur. Yok, kahve. Kahve. Sağ ol. Sende bir şey var Meltem. İşte yorgunum herhalde öyle şeyden. Yok bir şey. Ya anlatsana Meltem. Yoksa gece mi? Ha? Yok yok bir şey. Gönül'e ve Sultan'a artık hiçbir şey anlatma. Gece artık beni aramıyor de bitsin. Bu konuyu daha fazla kişi bilmesin. Günün sonunda işler kötüye giderse daha az kişinin canı yansın Meltem. Meltem? Yok. Aramıyor artık, gece bitti.
Teşekkürler. Teşekkürler. Biz senaryoda ufak bir değişiklik yapmak istiyoruz Tuna Bey. Siz nasıl istersiniz? İlk başta konuştuğumuz reklam filminde kadın ve erkek arkadaştı. Evet. Ama biz onları direkt birbirlerine aşık yapalım diyoruz. Tamam. Böyle birbirlerine bakınca gözlerin içi parlamalı. Biz o aşkı onlarda hissetmeliyiz. Bize aşk vaat etmeliler. Biz çikolatayı aşkla ilişkilendirmek istiyoruz. Olur. Zaten çikolata demek aşk demek. Onu diyorsunuz yani. Evet, kesinlikle. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki çoğu çikolata filminde aşıkları oynatıyorlar zaten. Ama biz birlikte düşünürsek fark yaratabiliriz diye düşünüyorum. Tabii canım. Zaten şimdi çikolata kendi içinde aşk var. Yani aşklı bir şey. Yani böyle işte aşk düşünün. Çikolata zaten yani aşkın içinde var. Yani o açıdan diyorum. Böyle bir parçalı çikolatalı aşklar gibi. Çikolatalı sandviç sever misiniz? Burada müthiş yapıyorlar. Size söyleyeyim bir tane çikolata. Teşekkür ederim. Harika. Bir tek burada var. Sandviçin içinde çikolata. Müthiş. Çift kaşar çift çikolatalı ister misiniz bir tane? Teşekkürler Tuna Bey. Ailemsiniz gerçekten. Neyse konumuza dönelim. Şimdi hayal edin lütfen. Sizin bize sunduğunuz hikayede biz bu şekilde başlıyorduk. Elinizi verin lütfen. Biz bunu istemiyoruz. Böyle başlamasın. Böyle başlamasın. Kesinlikle bu değil. Olur. Daha samimi, daha sıcak. Tekrar elinizi verin bana lütfen. Oyuncu böyle elini tutar, işte koklar, öper, yanaklarına koyar. Hani daha samimi, daha sıcak. Aşkı görmeliyiz onların gözlerinde. Gelemem ben, gidemem ben. Her güzeli göremem ben. Hadi ne gösterecekseniz gösterin, sizi ayıracak zamanım yok benim. İrem Hanım, birazdan göreceğiniz gerçekler canınızı yakabilir. İçiniz acıtabilir ama gerçekler acıdır. İrem kardeş, biz daima senin yanındayız. Bunu böyle bilmenizi istiyorum. Siz beni yalanlarınızla zaten yeterince üzdünüz. Sizi de dinlemek istemiyorum artık. Özrünüzü de kabul etmiyorum eğer özür dileyecekseniz. İrem Hanım, özrü siz bizden dileyeceksiniz. Şimdiden özrünüzü kabul ediyoruz. Ya ben anlamıyorum ya. Ne oluyor böyle? Vasmağım. Ben de anlamıyorum Elemençim. Üzülme. O zaman zulmenin zak dediği yere geldik. Göstereyim mi abi? Çabuk göster. Bakın İrem Hanım. Ne bu? Aa, siyah nokta. O kadar da ayarlamıştım. Elim çarpmış. Tolga burada galiba ya. İnanmıyorum Element. Kız mı bu? Öyle gözüküyor Fräulein. Başka bir kız mı var yani kesin? Görünen köy kılavuz istemez Element. Şimdi özrünüzü alabiliriz. Meltem ne oluyor? Lütfen. Ya bir şey saklıyorsun benden hissediyorum. Ay yok bir şey Gönül. Yani bu son zamanlarda her şey bir çok üst üste geldi. Biraz yordu herhalde beni, yıprattı ondan. Yoksa yok bir şey. Ama yani bir... Haklısın. Ben normalde böyle değilim. Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Yani ben hep böyle her şeye karşı göğüs gererim, tek başıma savaşırım falan ya. Hiç böyle kendimi bırakmam. Yıpratmasına müsaade etmem. Ama işte yani bazen demek ki yıpranıyor insan, etkileniyor. Yani ben hani canım kocam, o kadar hani hayat arkadaşım, ne kadar güçlüdür Haluk biliyorsun. Hani ona bile hiç sırtımı yaslamam, onun bile böyle omzuna geçip hiç ağlamam. Ama herhalde böyle bir fazla yoruldum. Ondan oldu bu, geçer. Her zaman yanındayım biliyorsun değil mi? Biliyorum canım. Her zaman. Biliyorum. Bu hissettiklerin gece yüzünden.